Evet, merhaba herkese. Bugün 2020 yılının bursluluk sınavında çıkmış matematik sorularını çözeceğiz. Biliyorsunuz Nisan ayının sonunda bursluluk sınavına gireceksiniz. 25 soru çıkmakta. Bursluluk sınavıyla ilgili vereceğim en önemli bilgi arkadaşlar, yanlış cevaplarınız doğru cevaplarınızı götürecektir. Bu yüzden yapamadığınız soruları boş bırakmanız önemli. Şimdi bu bilgileri verdikten sonra hazırsanız başlayalım. 25 tane sorumuz çıkacak dedik. İlk sorumuzu çözmeye başlayalım. 10 milyonlar basamağındaki rakam 7 olan rakamları farklı. 8 basamaklı en büyük doğal sayının 100 binler basamağındaki sayı kaçtır? Arkadaş hemen 8 basamağımızı yazıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi bakıyoruz 10 milyonlar basamağındaki rakam 7. Hemen rakam basamak adlarını hatırlayalım. Birler basamağı, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlar, on milyonlar. Evet, 10 milyon basamağı burası. Ve rakam da neymiş arkadaşlar? 7'ymiş. Yazılabilecek en büyük sayının yüz binler basamağındaki rakamı istiyor bize. Biliyorsunuz ki arkadaşlar sayıları en büyük sayı yazmaya çalışırken en büyük basamağa en büyük sayı vermeye çalışıyoruz. Bu yüzden arkadaşlar rakamlar farklı olduğu için arkadaşlar ne oluruz? Milyonlar basamağına ne yazarız? 9 yazarız. Bakın 9'dan sonra ne yazarız arkadaşlar? 8. Bu sayı basamağımız da arkadaşlar yüz binler basamağı olduğu için arkadaşlar cevabımız Ceyhan'ın C'si olacaktır. Gelelim ikinci sorumuza. Bir örüntü sorusu arkadaşlar. Örüntünün tanımını hatırlayalım. Belli bir kurala göre devam eden şekil veya sayılardı. Bakıyoruz birinci adımımızda iki tane üçgenimiz var. Soruyu okuduğumuzda çünkü beşinci adımdaki üçgen sayısını istiyor. İkinci adımımızda üç üçgenimiz var. Üçüncü adımımızda dört üçgenimiz var. Bize beşinci adımı soruyor. Bakın beşinci adıma gitmeden de bulabiliyoruz bakın arkadaşlar. Birinci adımın bir fazlası bize aslında üçgen sayısını veriyor. İkinci adım bir fazlası 3, bakın 3 tane üçgen var. Üçüncü adımın bir fazlası bakın 4 üçgen var. Bize 5. adımı sorduğu için arkadaşlar 5. adımdaki üçgen sayısı 5'in bir fazlası nedir arkadaşlar? 6. Bu yüzden cevabımız Adana'nın A'sıdır. Evet, 3. sorumuza bakıyoruz. Çıkartma işlemini yapıyor arkadaşlar. Bize yıldız ve üçgenin toplamını soruyor. Hemen yapalım arkadaşlar. 7'den 4 çıktı 3. 8'den bakın neyi çıkarırsak 2 kalır. Üçgenimiz mecbur ne olacaktır arkadaşlar? 6 olacaktır. Ondan sonra bakın yıldızdan 9 çıkmış ve 9 bulmuş. Mecbur arkadaşlar bu yıldız yerine ne gelmek zorundadır? 8 gelmek zorundadır. Çünkü komşudan bir 10'luk aldığımda bakın burası 4, burası artık ne olacaktı? 18 olacaktır. 18'den 9 çıkınca 9 olacak arkadaşlar. Ne yaptık biz? Yıldızımızda 8 bulduk. Bize ikisinin toplamını istiyor. Yani 8 artı 6. Bu da ne olacaktır arkadaşlar? 14 olacaktır. Cevabımız Adana'nın A'sı olacak. Evet, 4. sorumuza bakıyoruz. Mehmet'in kumbarasında 110 lira var. Mehmet kumbarasındaki paranın 50 lirasıyla pantolon, 40 lirasıyla gömlek, 5 lirasıyla çorap almıştır. Mehmet'in kumbarasında geriye kaç lira kalmıştır? Çok basit bir soru arkadaşlar. Ne yapacağız? Ne kadar harcadığını bulmamız lazım. O yüzden 40'la 50'yi ve 5'i ne yapmamız arkadaşlar? Toplamamız lazım. Toplarsa bakın ne ediyor? 95 lira ediyor. 110 lirası vardı. Ne yaparız? 110 liradan 95 lirayı çıkartırsak cevabımız nedir arkadaşlar? 15 TL'dir. Bu yüzden arkadaşlar cevabımız Ceyhan'ın C'sidir. Evet, 5. sorumuza geliyoruz. Yine çarpma işlemi var arkadaşlar. Bize kare, üçgen ve dairenin birer rakamı temsil ettiğini söylüyor. Ondan sonra verilen ifadelerde arkadaşlar işlem önceliğini dikkate alarak şu işlemimizi yapmamızı isteniyor. Hemen baktığımız arkadaşlar mor dairemizi bulabiliriz. Çünkü 2 ile 4'ü çarptığımızda ne bulacağız arkadaşlar? 8 bulacağız. 2 ile 2'yi çarptık. 4. Bakın hiç elde yok. 2 ile neyi çarparsam bakın 8 edecek. 4 edecektir arkadaşlar. Bakın ne yaptık biz? Pembe kareyi 4. Mor daireyi ne yaptık? 8 bulduk. Gelelim üçgeni bulmaya. Baktığımız arkadaşlar bakın 1272'yi aslında şu 424'e böldüğümüzde biz şu üçgeni bulabiliriz. Çünkü arkadaşlar biz biliyoruz ki arkadaşlar ikinci satır bulurken şu üçgenle çarpacağız. Hemen ne olacaktır arkadaşlar? Üçgenimiz de 3 olacaktır. Gerekli işlemleri yaptığımızda bize diyor ki kareyle topla neyi arkadaşım? Üçgenle daireyi çarp. İşlem önceliğini hatırlayalım arkadaşlar. Birinci önceliğimiz neydi? Parantezdi. Parantez içinde bakıyoruz çarpma işlemi var. 3 kere 8 24 edecektir. Bakın bu bulduğunuz sonuçta da ne yapacağız arkadaşlar? 4'ü toplayacağız. Bu da cevabımızın Bursa'nın B'si olduğunu söyleyecektir.
Evet, 6. soruya bakalım. 142, bir öğrenci 147 sayfalık bir kitabı her gün 7 sayfa okuyarak kaç günde bitirir? Basit bir bölme işlemi arkadaşlar. 147'yi ne yapacağız? 7'ye böleceğiz. Çünkü bir günde 7 sayfa okuyorsa 147 sayfayı kaç günde okur sorusu bu. Evet, bak 101'in içinde 7 yok. 14'ün içinde 7, 2 tane var. 2 kere 7 14. Bakın çıkartma işlemi yapıyorum. Sonra 7'yi aşağı indiriyorum. 7'nin içinde 7. Bir tane var. Bir kere 7. 7. Bu da arkadaşlar cevabımız Diyarbakır'ın D'si. A, Diyarbakır'ımızın plakası da 21. Uyumlu bir soru olmuş. Evet, 7. sorumuza bakıyoruz. 20.202 ile 1010 sayısının toplamı hangisi? Bakın okunuşu vermiş. Önce bir sayıları yazmamız lazım. Ne diyor arkadaş? Ya 20.202. 20.202 ve 1010 sayısı da arkadaşlar biliyorsunuz bu şekilde yazılıyor. Ve bunları ne yapıyor arkadaşlar? Toplayın diyor. Evet, 2, 1, 2, 1 ve 2. Yani ne olacaktır arkadaşlar? Cevabımız 21.212. Bu da C'nin C'sinde mevcut. Evet, 8. soru güzel bir soru arkadaşlar. 1'den 9'a kadar rakamların yazılı olduğu sayı pulları verilmiştir. Sayı pulları birer kez kullanılarak her bölümdeki rakamların toplamı 15 olacak şekilde 9 basamaklı bir sayı elde ediliyor. Buna göre elde edebilecek en büyük sayının binler bölümü ne olacaktır? Hemen bölüklerimizi oluşturalım arkadaşlar. Evet, burası biliyorsunuz çünkü birler. Burası da binler. Ve burası da arkadaşlar ne olacaktır? Milyonlar bölüğü olacaktır. Az önce dile getirmiştik. Bir sayının en büyük olabilmesi için en büyük basamağa en büyük değeri vermemiz lazım. En büyük basamağı, en büyük sayı yazmamız için mecbur arkadaşlar. 100 milyonlar basamağındaki sayının ne olması lazım arkadaşlar? 9. Şimdi gelelim arkadaşlar 10 milyonlar ve milyonları bulmaya. Şimdi ne yaptık? Her bölükteki sayıların toplamı 15 olacaktı. 9 ya, bu ikisine geriye ne kaldı arkadaşlar? 6 kaldı. Hangi iki sayının toplamı 6 diye baktığımız arkadaşlar ne yapabilirim? 5 ve 1'i seçebilirim. Bakın burayı mümkünce bakın 4 ile 2'yi de alabilirim ama 5'i seçme seçeneğim var. Çünkü niye? 10 milyonlar basamağına mümkünse büyük sayı alacağız. O zaman ne olacaktır arkadaşlar? Milyonlar bölüğü 951 olacaktır. Bize binleri istiyor. Bakın 951 yazdıktan sonra kalan en büyük sayı nedir arkadaşlar? 8. O zaman şu iki sayının toplamda ne olmak zorunda arkadaşlar? 7 olması lazım. Bakıyoruz toplamı 7 olan hangi sayılar var? Bakın 6 var ama ve 1 var ama 1'i ne yaptık? Biz kullandık. Hocam mecburen neyi kullanacağız arkadaşlar? 4 ve 3'ü kullanacağız. Ve geri kalan sayımız da arkadaşlar 7 olacaktır. Ondan sonra kullanmadığımız sayılar arkadaşlar 6 ve 2 olacaktır. Yani bu kurala göre yani her bölükteki sayıların toplamı 5 olacak şekilde yazıldığında yazılabilecek en büyük sayı 951.843.762. Bize burada ne istiyor arkadaşlar? Binler bölümünü istiyor. Bakın binler bölümümüzde ne var? 843 var. Bu da cevabımızın burs olduğunu söyler bize. Evet, 9. sorumuza bakıyoruz. A işlem önceliği neydi arkadaşlar? İşlem önceliğimiz öncelik üslü işlemlerdi, sonra parantezdi, sonra çarpma bölmeydi, en sonunda toplama çıkartmaydı. Hemen bakalım üslü niceliğimizi bulalım. 2'nin karesi şu demekti arkadaşlar. Tabanı değiştirmeden yazıyorduk. Kaç tane yazıyorduk? 2 tane üst kadar yazıyorduk. 2 ile 2, 4. 3'ün karesi bakın tabanı değiştirmeden yazıyoruz. Kaç tane yazıyoruz? Kuvvet kadar yani 2 tane. 3 kere 3, 9. Ne olacak yani? Bakın ne oluyor? 91 bölü 4 artı 9 oluyor. Bakın ne demiştik? İkinci önceliğimiz parantez demiştik. Bu ikisini toplarsak yani 4 ile 9 topladığımızda cevabımız 91 bölü 13'ü içeren cevap olacaktır. 91'i de 13'e böldüğümüzde arkadaşlar cevabımız ne çıkacaktır? 7 çıkacaktır. Bu da cevabın Adana olduğunu söyleyecektir. Evet, 10. sorumuz. Bir tekstil fabrikasına üretilen 35.481 kıyafetin 21.793'ü yetişkin, geri kalan ise çocuk kıyafetidir. Buna göre üretilen fabrikada üretilen çocuk kıyafeti sayısı kaçtır? Ne yapacağız arkadaşlar? Toplam kıyafetten yetişkin kıyafetini çıkartırsak biz çocuk kıyafetini bulacağız. Yani 35.481'den 21.793'ü çıkartacağız. Çıkartırken 1'den 3 çıkmaz diyoruz. Hemen komşuya gidiyoruz. Burası 7. Bakın burası ne olur? 11. 11'den 3 çıktı. 8. Bakın 7'den 9 çıkmaz. Komşuya gidiyoruz. Burası kalır. 3. Burası bakın ne olur arkadaşlar? 17. 17'den 9 çıktı. 8. 3'ten 7 çıkmaz. Yine komşuya gidiyoruz. Burası 4. Burası olur. Ne olur arkadaşlar? 13 olur. 13'ten 7 çıktı. 6. 4'ten 1 çıktı. 3. 2'den 1 çıktı. 3'ten 2 çıktı. 1. Yani cevabımız 13.688. Bu da cevabımızın Diyarbakır olduğunu söyleyecektir.
Evet, devam ediyoruz. Bir toptancı metrekaresini 20 liradan aldığı 120 metrelik bir kumaşın tamamını satmıştır. Bu toptancı kumaşın 20 metresini 25 liradan sattığına göre bu satıştan kaç lira kâr etmiştir? Şimdi çocuklar, bu soruya iyi baktığımızda bize toptan elde edilen parayı sormuyor ki, neyi istiyor arkadaşlar? Kârı. Bir kârı nasıl buluruz arkadaşlar? Sattığı fiyattan aldığı fiyatı çıkartırsak arkadaşlar, ne yaparız arkadaşlar? Aradaki kâr miktarını buluruz. Yani bu vatandaş 20 liraya aldığı ürünü 25 liraya satıyor. Yani her bir metrede, bakın, her bir metrede 5 TL kârı var. Toplamda bakın 120 metre almıştı. 120 ile 5'i çarptığımızda ne olacaktır arkadaşlar? 600 TL gibi bir kar elde edecektir. Yani bu da arkadaşlar geçen sene çıkmış kolay sorulardan bir tanesi diyebiliriz. Şimdi 12. soruya geliyoruz. Basit ve pardon bileşik ve tam sayılı kesirlerimiz var. Ne yapmış? Tamı bileşiğe, bileşiği de tama çevirmemizi istiyor. Hemen 2 tam 7'de 3'ü tama çevirirken hatırlamak için söylerim arkadaşlar. Eğer A tam B bölü C kesirimiz varsa, bunu bileşiğe çevirirken arkadaşlar çarp, topla ve yaz kuralımız vardı. Yani parantez içerisinde yazarsam çarp, topla ve yaz. Benim anlattığım öğrenciler genelde bunları bilirler. Hatta gördüğünde hocam çarp topla yaz mı diye sorarlar. Şimdi bakın, uyguluyoruz, bakın 2 ile 7'yi çarpıyoruz. Ne diyor? 14. 14 ile de 3'ü topluyoruz. Ne diyor arkadaşlar? 17. O zaman bakın ne yapıyoruz? Yazıyoruz. Paydamız da değişmiyor. 7. Bakın baktığımızda buradan A'nın 17 olduğunu görüyoruz. Şimdi gelelim, elimizde eğer bileşik kesimiz varsa, tam sayılı kesire çevirmemizi istiyorsa, biz burada kelebek yöntemini yapıyoruz. Kelebek yöntemimizde şu arkadaşlar, paydayı arkadaşlar bölüyoruz. 23'ün içinde 9 2 tane var. 2 tane 9 18. Bakın ne oluyor arkadaşlar? 5 kalıyor. Hocam kelebek nerede? Hemen kelebeğimi çiziyorum. Bazıları da bilir ki hocam kelebeğe benzemedi. Olsun arkadaşlar. Hemen oklarımı takip ediyorum. 2 tamı yazdım. Okları takip ettiğimde 5'i yukarı yazmamıza, yani paya, 9'u da aşağı yazmamıza, yani payda yazmamız isteniyor. Gerekli kontrolü sağladığımda arkadaşlar B'nin de ne olduğunu görüyorum. 2 olduğunu görüyorum. 17 ile de 2'yi toplarsam cevabımız Bursa'nın B'si çıkacaktır. Evet. 13. soruya geliyoruz. Can pazardan aldığı portakalların toplam kütlesi 2 kilogramdan fazla, 3 kilogramdan azdır. Can'ın aldığı portakalların toplam kütlesi aşağıdakilerde hangisi olabilir? Bu 2 kilogramdan fazla, 3 kilogramdan az. Yani arkadaşlar ne demektir bu? 2 tamla 3 tam arasında da demektir. Bakıyoruz, bunlar hepsi bileşik kesir. Tama çevirirken az önce dile getirmiştik arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Kelebek yöntemini yapıyoruz. Yani 7'yi 2'ye böldüğümüzde 3 tam 2'de 1. Bunu yorumladığımızda arkadaşlar bakın 3 kilodan fazla portakal almış. Hatta 3,5 kilo portakal almış diyebiliriz. Bakın buradan 2 tamla 3 kilogram arasında değil. B'ye bakıyoruz. 13'ü 4'e böldüğümüzde 3 tam 4'te 1. Bakın 3 kilogramdan fazla vatandaş almış ama bize 2 tamla 3 tam arasını soruyor. 19'u 7'ye böldüğümüzde arkadaşlar 2 tam 7'de 5 olacaktır. Bakın 2 tamı geçmiş ama 3 tamı da geçememiş. Yani bu istenen cevabımız aslında. Ve 7 bölü 4'e de baktığımızda 1 tam 4'te 3'tür arkadaşlar. Bakın bu 1 kilogramdan fazla, 2 kilogramdan az. Yine arkadaşlar bu 2 kilogramla 3 kilogram arasında değil. Yani cevabımız Ceyhan'ın C'si. Geliyoruz 14. soruya. Aşağıdaki eş parçalarına ayrılmış modellerdeki maviye boyalı bölgelerin temsil ettiği kesirlerden hangisi 2 bölü 3 kesirine denk değildir arkadaşlar? Denk kesirin tanımını hatırlayalım arkadaşlar. Büyüklüğü aynı olan kesirlerdi. Bakın büyüklüğü aynı olan kesirlerdi. Ve biz bu büyüklüğü aynı olan kesirleri sadeleştirme ve genişletme yoluyla elde edebiliyorduk. Şimdi bakalım arkadaşlar A kesirine. Bakıyoruz 12 parçaya bölünmüş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parçası boyanmış. O zaman nedir arkadaş? 12'de 8'dir. Bunu bakın ne yaparım? Sadeleştirebilirim. Biliyorum ki hem 8 hem 12 4'e bölünür. Hem payı hem de paydayı 4'e biliyorum. 8'in içinde 4 2 tane. 12'nin içinde 4 3 tane. Bakın 2 bölü 3 kesirine denk bir ifade bulduk. Bakıyoruz arkadaşlar B şıkkına 9 parçaya bölünmüş. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesi boyanmış arkadaşlar. Hem 6 hem 9, ikisi de 3'e bölünür. Hem 9'u hem 6'ı 3'e bölüyorum. Bakın 6'nın içinde 3, 2 tane. 9'un içinde 3, 3 tane bakıyoruz. Yine 2 bölü 3 kesini buluyoruz. Bakıyoruz arkadaşlar 6 parçaya bölünmüş. Bunlardan 4 tanesi arkadaşlar. 4 tanesi boyanmış. Evet, hem 4 hem 6 2'ye bölünür arkadaşlar.
4'ün içinde 2, 2 tane var. 6'ın içinde 2, 3 tane var. Bakın cağımız Ceyhan'da değil, o zaman cağımız Diyarbakır. Onun neden olduğunu bulalım arkadaşlar. Bakıyoruz arkadaşlar, 15 tane boyanmış. 1, 2, pardon 15 parçaya bölünmüş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bölü 15 buluruz. Sadeleştirelim arkadaşlar. Hem 9 hem 15 3'e bölünür. İkisini de 3'e biliyorum bakın. 9'un içinde 3, 3 tane var. 15'in içinde 3, 5 tane var. Cağımız 3 bölü 5. Bakın 2 bölü 3'e denk değil. Bu yüzden arkadaşlar cağımız Diyarbakır'ın D'si. Evet, 15. soru arkadaşlar. Güzel bir soru. Dikkat etmeniz gereken bir soru. Ali, Burak, Cansu ve Derya'nın aynı matematik testinin bütün sorularını cevapladıktan sonra aralarında şöyle bir konuşma geçer. Testteki Ali der ki, testteki soruların 16'da 5'ini yanlış yapladım. O zaman ne yorum yaparız arkadaşlar? 16'da 11'ini ne yapmış arkadaşlar? Doğru yapmıştır yorumu yapabilirim. Çünkü tamamı 16'da 16, 16'dan 5'i yanlışsa 16'da 11'i doğrudur arkadaşlar. Burak demişti ki, testteki soruların 16'da 12'sini doğru cevapladım. Güzel. Cansu, testteki soruların 16'da 1'ini yanlış yaptım. Bakın eğer 16'da 1'ini yanlış yapmışsa 16'da 15'ini çok iyi başarılı bir şekilde doğru yapmıştır. Testteki soruların, Derya da diyor ki, testteki soruların 16'da 13'ünü yine doğru yaptım. Buna göre diyor ki, doğru sayısı en fazla olan öğrenci sayısı hangisidir? Bakıyoruz arkadaşlar, hepsinin paydası ne arkadaşlar? 16. Bunlardan payı en büyük olan kim arkadaşlar? Cansu 15. O zaman en çok başarıyı kim elde etmiştir arkadaşlar? Cansu elde etmiştir. Bu da Ceyhan'ın C'sinde mevcut. Evet, 16. soruya geçiyoruz. Şekildeki her birim karenin içine üçgen, yıldız ve daire sembollerinden biri rastgele çizilecektir. Çizime yıldız sembolünden başlanmış ve çizilen yıldız sembollerinin tamamı şekildeki gibi gösterilmiştir. Bakıyoruz arkadaşlar. 4 ve 5 toplam 20 tane karemiz var. Birim karemiz var. Bunlardan 4 tanesine yıldız koyulmuş. O zaman 20'den 4 tane çıkarttığımızda 16 tane. Arkadaşlar ne olacaktır o zaman? Daire ve üçgeni yerleştirecektir. Buna diyor ki, sorunun devamını okuduğumuzda, şekildeki iki boş birim kareleri çizilecek olan daire sembolünün sayısı üçgen sayısının sembolünden ne olacaktır? 4 fazladır. Bakın bu ikisinin toplam 16'ydı. Hemen aklım arkadaşlar. Eğer üçgene 6 tane dersen, bakın dairemizde ne olacaktır? 10 tane olacaktır. Gerçekten bakın, ondan 6 çıkınca ne kalıyor arkadaşlar? 4 tane kalıyor. Buna göre diyor ki, buna göre bu sembollerin çizimi tamamlandığında yıldız sembolünün, pardon, üçgen sembolünün sayısı tüm sembollerin sayısının kaçta kaçıdır? Bakın toplam 20 taneydi. Biz üçgeni de 6 bulduk. Her şıklar her zaman arkadaşlar en saatini halini verir. Hem 6 hem 20 arkadaşlar 2'ye bölünür. Yani ikisini de 2'ye bölüyoruz. 6'nın içinde 2, 3 tane var. 20'nin içinde 2, 10 tane var. Bu da cevabımızın Bursa'nın B'si olduğunu söyleyecektir. 17. sorumuza bakıyoruz. Nehir içlerinde eşit sayıda balon bulunan iki paket balonu vardır. Nehir birinci paketteki balonların 5'te 2'sini Selin'e, ikinci paketteki balonların 8'de 1'ini Duygu'ya vermiştir. Duygu'ya 5 balon verdiğine göre Selin'e kaç balon vermiştir? Hemen arkadaşlar ipucumuzu kullanalım. Bir tane pasta çizelim. Bunları 8'e bölelim. Ve bunlardan bir tanesini ne yapmış vatandaş? Duygu'ya vermiş. Burada da kaç tane balon varmış arkadaşlar? 5 balon varmış. O zaman diğer parçalarda da ne olacaktır arkadaşlar? 5 balon olacaktır. Bu da her bir pakette 8 kere 5'ten 40 tane balon olduğunu söyleyecektir. Şimdi diğer pakette de 40 tane vardır o zaman. Hemen pastamızı çiziyorum. Bu sefer kaça bölüyorum? 5'e bölüyorum. Evet, bunlardan 2 tanesini ne yapmış arkadaşlar? Selin'e vermiş. Bakın toplam 40 parçamız var. 5'e böldük. O zaman her bir parçamız ne olacaktır arkadaşlar? 8, 8 olacaktır. Biz 2 parçayı Selin'e verdiğimizden 2 tane 8, 16 edecektir. Bu da cevabımızın Diyarbakır olduğunu söyleyecektir. Evet, 18. soruya geçiyoruz. Verilen sayı doğrusunda 0 ile 1 arası eş parçalara ayrılmıştır. Buna göre diyor ki, A ve B, C parçalarının toplamı kaçtır? Arkadaşlar hemen öncelikle 0 ile 1'in kaç parçaya bölündüğünü bulalım. Bakın 1 parça, 2 parça, 3, 4, 5, 6, 7 parçaya bölmüş. Bakın şurada çoğu öğrencimiz şunu yapıyor. Hemen şu çizgileri saymaya çalışıyor. Arkadaşlar kesinlikle yanlış. Bizim sayacağımız şey arkadaşlar şuradaki parça sayısı. Bunu belirledikten sonra hemen A'nın kaçıncı parça olduğunu bulalım. Bakın sayıyorum, bir parça ilerledim, iki parça ilerledim. O zaman A'nın 7'de 2, aynı şekilde B'nin 7'de 4 ve aynı şekilde C'nin de 7'de 6 olduğunu bileceğim. Hemen yapıyorum arkadaşlar. A'yı B'yi C'yi topla diyor. Çünkü o zaman 7'de 2, A artı 7'de 4,
A artı 7 de 6. Bakıyoruz hepsinin paydası eşit. O zaman ortak paydayı yazıyorum. Hemen 2 ile 4'ü toplayıp 6, 6 daha 12 bölü 7 buluyorum. Bakıyorum arkadaşlar şıklarımızda 12 bölü 7 şıklarda yok. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? 12 bölü 7 bu bir bileşik kesir. Ne yapacağım? Tam sayılı kesiri çevireceğim. Bunu da arkadaşlar az önce söylemiştik. Kelebek yöntemini yapacağız. 1 kere 7, 7. Bakın kaldı 5. Sonra bakın kelebeğimi çiziyorum. 1 tam 7 de ne olacaktır arkadaşlar? 5. Bu da cevabımızın bursa olduğunu söyleyecektir. Evet 19'un soruya bakıyoruz arkadaşlar. Kendi işlerinde eş parçalar ayrılmış. İki eş daire modeli verilmiştir. Bu modellerde mavi boyalı bölgenin temsil ettiği kesir A. Taralı bölgenin temsil ettiği kesir ise B. Yani evet altlarında zaten verilmiş. Buna göre A eksi B kaçtır? Hemen kaç parçaya bölündüğünü sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bakın 12 parçaya bölünmüş. Bunlardan arkadaşlar 3 tanesi boyalı. Diğerine bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 parçaya bölünmüş. Bunlardan bir tanesi boyalı. Bize ikisi arasındaki farkı söylüyor. O zaman 3 bölü 12'den 1 bölü 6'yı çıkartacağız. Biliyoruz ki biz kesirlerde ister toplama yapalım, ister çıkartma yapalım. Paydaların eşit olması lazım. Bakıyoruz 12 ve 6 birbirine eşit değil. O zaman eşitleyeceğiz arkadaşlar. 6'yı 2 ile genişleteceğiz. Genişletirken paydayı değil hem payı hem paydayı çarpmamız lazım. Bakın ne olacaktır? 3 bölü 12 eksi 2 kere 1, 2. 2 kere 6, 12 dedikten sonra bakın paydalarımız eşit, ortak paydayı yazıyoruz. 3 ile 2 çıktı. Ne olacaktır arkadaşlar? 1 kalacaktır. 1 bölü 12 bu da cevabımızın Adana olduğunu bize söyleyecektir. Evet 20. sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Yine çıkartma işlemi yapılmış. Bakıyoruz arkadaşlar biz biliyoruz ki 7'nin altında ne var? Gizli 1 var. Paydalarımız eşit değil. O zaman 1 ve 9'u 9'u da eşitlerim. Ama çarparken de hem payı hem paydayı çarpmayı unutmuyoruz. 9 kere 7, 63. Bakın 9 kere 1, 9. Hem payı hem paydayla çarpma işlemini biz hatırlarsanız genişletme diyorduk. Eksi 4 bölü 9. Bakın ortak paydamız 9. 63'ten 4 çıktı. 59 bakıyoruz. 59 bölü 9 şıklarda var. O yüzden cevabımız Diyarbakır'ın D'si. Evet 21. soruya bakıyoruz arkadaşlar. Şekildeki artış iki kutunun içine yazılan kesirlerin toplanmasıyla edilen sonuç bir sonraki kutuya yazılmaktadır. Buna göre 1 numaralı kutu ile 4 numaralı kutuya yazılması gereken kesirlerin toplamı aşağıdakilerin hangisidir? Güzel bir soru da arkadaşlar. Bursulukta 2 tane zor soru olduğunu düşünüyorum. Bir 8. soru bir de bu soru arkadaşlar. Hemen dikkat edersek arkadaşlar 4. kutuyu mesela toplamaya çalışacak ne yapmamız lazım? 2 ve 3'ü toplamamız lazım. Ama bakıyoruz 2 ve 3'teki paydalı eşit değil. O zaman paydaları 20 değiştirebilirim. O zaman ne yaparım bu ifadeyi? 4 ile genişletirim. Bu da 3 kere 4 12. 4 kere 5 20 edecektir arkadaşlar. Bakın dördüncü kutu bakın ortak paydamız artık 20. 12 ile 13'ü topladığımızda ne çıkacaktır arkadaşlar? 25 bölü 20. Aynı şekilde üçüncü kutu birinci ve ikinci kutunun toplamına eşit. Bakın ikisinin paydası 20. O zaman bu birinci kesinin de paydası 20 olacaktır. Bakın 12 ile neyi toplarsam 13 edecektir? 1 edecektir. O zaman bir numaralı kutudaki kesirimiz de 1 bölü 20. Bize birinci kutuyla ikinci birinci kutuyla dördüncü kutunun toplamını istiyordu. O zaman 1 bölü 20 ile bakın 25 bölü 20'yi toplayacağız. Bakıyoruz paydalarımız eşit. Ortak paydamız 20. 1 ile 25'i topladık. Ne etti arkadaşlar? 26. Bakıyoruz 26 bölü 20 şıklarda yoksa ne vardır arkadaşlar? Sadeleşme vardır. Hem 26 hem 20 arkadaşlar 2'ye bölünür. 26'yı 2'ye böldüğümüzde 13. 22'ye böldüğümüzde 10. Bu da cevabımızın Bursa'nın B'si olduğunu söyleyecektir. Evet 22'nin soru arkadaşlar. Bir manavda başlangıçta 30 kilogram elma ve 24 kilogram mandalina bulunmaktadır. Bu manav elmaların 3'te 2'sini, mandalina ise 8'de 5'ini satmıştır. Bu manavda kalan elma ve mandalinanın toplam kütlesi kaçtır? Şimdi arkadaşlar elmaların 3'te 2'si satılmışsa nesi kalmıştır arkadaşlar? 3'te 1'i. Hemen bir pasta çiziyorum arkadaşlar. 3'e bölüyorum. Ne yaptı arkadaşlar? Şu parça satılmadı. Toplam kaç kilomuz vardı arkadaşlar? 30 kilomuz vardı. 30'u 3'e böldüğümüzde her bir parçanın ne olduğunu görüyorum arkadaşlar. 10. Demek ki 10 kilo elma satılmadı. Mandalinaların ise 5'te 8'i satılmışsa o zaman satılma yeri nedir arkadaşlar? 8'de nesidir arkadaşlar? 3'üdür. Yine pastamızı çiziyorum arkadaşlar. 8 parçaya bölüyorum. Bakın bu boyadıklarım satılmayanlar. Bakın toplam 24 kiloydu. Bakın 8 parçaya böldüğü için her bir parçası ne olacaktır arkadaşlar? 3-3 olacaktır. Bakın 3 parçamız satılmadığı için 3 kere 3 de 9 olacaktır. O zaman 9 kilogramda mandalina satılmadı. 10 kilogramda elmas satılmamıştı. Toplam arkadaşlar 19 olacaktır. Evet 23. soru aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Arkadaşlar ondalı sayılarda sıralama yaparken önce biz tam kısma bakarız. Tam kısımlar eşitse onda birlere, onda birlere eşitse yüzde birlere, yüzde birlere eşitse binde birlere bakarız.
Soldaki basamak, en büyük basamak hangisiyse en büyük kesir, en büyük ondalık sayı o deriz. Ama bazen basamak sayısı birbirine eşit olmayabilir. Örneğin bakıyoruz arkadaşlar. Mesela A şıkkındaki sayıları alalım. Evet. Yazalım arkadaşlar. Sıfır tam yüzde bir. Sıfır tam binde bir. Sıfır tam onda bir. Ve sıfır tam binde 101. Şimdi arkadaşlar baktığımızda hepsinin virgülden sonraki basamak sayısı birbirine eşit. Ne yapıyorduk arkadaşlar? En son sayıdan sonra istediğimiz kadar sıfır ekleyip istediğim kadar sıfır çıkarta biliyordum. Buradan baktığımızda arkadaşlar sıfır tam yüzde birin en küçük olması lazım. Bakın bunu sağlayan cevap nedir arkadaşlar? C. Ve en büyük sayının da arkadaşlar ne olması lazım? Sıfır tam yüzde bir olması lazım. Yine bakıyoruz aynı şekilde C'de mevcut. Bu yüzden arkadaşlar cevabımız Ceyhan'ın C'sidir. Evet, 24. soruya bakıyoruz. Güzel bir soru daha arkadaşlar. Şimdi ne yapmış? 2 tamla 3 tamı parçaya ayrılmış. Sonra 2 tam onda 2 ile 2 tam onda 3'ü yine parçaya ayrılmış. Ondan sonra bize diyor ki arkadaşlar A, B, C'yi ne yapalım? Küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Evet. Şimdi baktığımızda arkadaşlar A'nın ne olması lazım arkadaşlar? Bak burası 2 tam 20 ise bu 2 tam %21. 2 tam %22. 2 tam %23. Ve A'nda ne olması lazım az arkadaşlar? 2 tam %24 olması lazım. Hemen A'nı buraya yazalım. A eşittir 2 tam %20, 2 tam %24. Şimdi gelelim arkadaşlar. B ve C'yi ne yapmış? 2 tam %2 tam binde 230'u ve 2 tam binde 240'ı 10'a bölmüş. Hemen sayıyorum arkadaşlar. Bu ne demek ki? 2 tam binde 231. Bu ne demek ki? 2 tam binde 232. Ve B ne demek ki? 2 tam binde 230. 3 aynı şekilde 34 35 36 C'miz de 2 tam binde 236 edecektir. Hemen yazalım arkadaşlar. 2 tam binde 233 ve C de arkadaşlar 2 tam binde 236. Hemen en son basamağını eklediğimizde baktığımızda arkadaşlar A'nın en büyük olduğunu görürüz. Niye? 2 tam binde 240. A o zaman en büyüktür. Kimden? C'den. O da büyüktür arkadaşlar. B'den. Bu da cevabımızdan arkadaşlar. Diyarbakır olduğunu bize söyleyecektir. Ve son sorumuzu çözelim arkadaşlar. Ne yapmış? 4 bölü 25 kesini vermiş. Bunu ondalık gösterimi sürür. Ondalık gösterimde hatırlarsanız arkadaşlar paydasının 10, 100, 1000 olması lazım. 25, 4 olabilir, 100 olabilir. O yüzden 4 ile genişletiyoruz. Hem payı hem paydayı 4 kere 4, 16, 25 çarpı 4'te 100 edecektir. Bu da neye eşittir arkadaşlar? 0 tam %16'ya eşittir. Bu da cevabımızın arkadaşlar Ceyhan olduğunu söyleyecektir. Umarım size faydalı olabilmişimdir. Bursluluk sınavında size şimdiden başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.